Selamlar, saygılar. Refik Korkmaz Eğitimleri olarak canlı yayında sizlerleyim ve ekranı da yazayım. Refik Korkmaz Eğitimleri için asistanım Emiş İspiri arayınız. Telefon numarası 0507-192-0620. Haydın bre. Arkadaşlar, sizlerin şifanıza vesile olmak üzere şu an canlı yayın başlattım. Bakalım kimin şifasına vesile olabileceğim. Sema Yaz, selamlar, saygılar. Alemler ötemiz sonsuz. Arkadaşlar, canlı yayını alacağız. Bir arkadaşımızı onun canlı yayında şifasına vesile olacağız. Bakalım kimin şifasına vesile olalım. Elçiçek Ganime, selamlar, saygılar, Allah razı olsun. Arkadaşlar, Sema Yaz hocamızdan ve Elçiçek Ganime hocamızdan 1. 2. 3. modül eğitimlerimizi alabilirsiniz. Birkan Alkan bizim eğitmenimiz. Birkan hocadan eğitimlerimizi alabilirsiniz. Gülay Yılmaz 99. Allah razı olsun Gülay Hanım. Arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar, alemler öteniz sonsuz. Şu an canlı yayınlarınızı açıyorsunuz. Yeni katılımcı arkadaşları görmekteyim. Sizlerin şifanıza vesile olmak üzere canlı yayını başlattım. Eğer hocam benim şu rahatsızlığım var, canlı yayına katılmak istiyorum diye yazarsanız sizi canlı yayına alırız. Eğer ben kanal olmak istiyorum hocam diyorsanız sizi canlı yayına alırız. Gülen Yılmaz 99. Ben de eğitmenim. Evet, Gülay Hanım. Gülay Hanım'dan bizim 1, 2 ve 3. modül eğitimlerimizi talep ediniz. Ve başka bakıyorum hangi eğitmen arkadaşlarımız var bizi izleyen. Arkadaşlar, hoydun bura. Bakalım. Şifanıza vesile olalım. Haydin bura. Kanallıklarınızı canlı yayında görelim. Görelim bakalım. Ra 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 ra. Elçiçek Ganime Hanım, kanal olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız hocam canlı yayına katılayım, kanal olayım diye yazınız Elçiçek Ganime. Bakalım. Kimlerin şifasına vesile olalım? Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayına alırız. Reşit Öz, Reşit abi, selamlar, saygılar. Reşit Öz bizim 1, 2 ve 3. modül eğitmenimiz. Mersin'de kendisinden online yüz yüze eğitimlerimizi alabilirsiniz. Arkadaşlar, haydın bura. Bakalım iyileştiği ya da iyileşmediği anında gözlemlenebilecek türden rahatsızlığı olan bir arkadaşımız varsa canlı yayını alalım. Şifasına vesile olalım. O sırada canlı yayında bizi izleyen herkesin şifasına vesile olalım. Amin. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın bir mısrasını Rüşit abi yazmış. Allah razı olsun. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Oydun bura. Sen. Haydın bura. Kimin şifasına vesile olalım da. Da 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 da. Da 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 da. Do 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 do. Do 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 do. Ekranlarını yeni açan dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Sizlerin şifanıza vesile olmak üzere şu an canlı yayın başlattım. Eğer kulak zarınız delikse,
Eğer hiç işitmeyen bir arkadaşınız varsa kulak zarı deliğini bir saniyede kapatıyoruz. İnşallah arkadaşlarımıza da bunda aynı başarıya ulaşırız. Ve işitme problemi varsa, hatta kişi hiç işitmiyorsa birkaç dakika içerisinde işitmesine vesile oluyoruz. Hatta bazen bir saniye dahi yeterli oluyor. Gülayhan 06, hocam Allah razı olsun sizden. Çok istiyorum eğitimlerinize katılmayı. İnşallah katılırım demiş. Allah hepinizden razı olsun. Haydın bro. Hocam benim tiroid nodüllerim var. Sizden şifama vesile olmanızı rica ediyorum. Jasmine'le örgüler. Canlı yayına katılmak istiyorum diye yazın. Jasmine'le örgüler. Canlı yayında nodüllerinizi yok edelim. Daha doğrusu Yüce Allah'ın bizi vesile kılarsa inşallah yok edebiliriz. Haydın bra. Ayşe 66 okumuş. Rahatsızlığınız nedir? Ayşe 66 okumuş. Dün akşamki bolluk bereket çalışması muazzamdı. Seda Işık İstanbul. Mucizeleri paylaşmak için neler mümkün hocam? Allah razı olsun. Sabırsızlanıyorum paylaşmak için. Haydın bra. Hocam şifama vesile olur musunuz? Rahatsızlığınızı yazın arkadaşlar. Hocam nefes alma sorunu yaşıyorum. İnşallah şifa olsun. Amin. Hak tecelli eyler. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder. Hak eder. Halk eder esbabını. Bir lahzada ihsan eder. Arkadaşlar şöyle yapıyorum. Şu beyaz var ya. Beyaza denk gelince beyaz yazılar görünmüyor. Şöyle yapıyorum ki koyulaşsın diye. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder. Yüce Allah yardımcı olduğunda her iş kolaylaşır. Halk eder esbabını. Bir lahzada ihsan eder. Haydın bro. Burun tıkanıklığı ve sigara. Çok içiyorum. Merve Hanım. Merve. Aydın Merve der. İnşallah şifa olsun size. Haydın bro. Kulakta uğultu lütfen. İnşallah şifa olsun. Amin. Hocam. Benim acayip omzum rahatsız. Benim omzumda acayip bir rahatsızlık var demiş. Şifa olsun inşallah. Müşerif. Eşimde, Müşerif Hanım eşimde kulak rahatsızlığı olduğunu yazmış. Şifasına vesile oldum. Haydın bro. Haydın da. Düştüm kuyruk sokumum ağrıyor hocam. Şifama vesile olabilir misiniz? Arkadaşımızın adı Gülo. Eğer canlı yayına katılmak istediğinizi yazarsanız sizi canlı yayına alırız. Canlı yayında şifanıza vesile oluruz. O sırada herkesin şifasına vesile oluruz. Göz için tabii ki çalışma olur. Omurilik daralması var. Ayaklarımı baskı yapıyor. İnşallah şifa olsun. Amin. Haydın bre. Az önce dedim ya hani bazı arkadaşlarımız canlı yayına katılmak istiyorlarsa canlı yayına katılmak istediklerini yazsınlar diye. Bakalım bakalım. Canlı yayına katılmak isteyen PSBB lütfen rahatsızlığınızı yazınız. Haydın bre. O nodülü olan arkadaşımızı canlı yayına bekliyoruz. Çocukluktan kalma işitme kaybı demiş. Yüzde kaç işitme kaybı onu yazınız. Haydın arkadaşlar.
Birazdan hepinizin şifasına, hepinizin şifanıza toplu şekilde vesile olalım. Jasmine'le örgüler. Canlı yayına katılmak istiyorum demiş. Jasmine. Hoydun bro. Haydın bro. Jasmine'le örgüler. Merhaba hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Alemler ötesiyim. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Şükürler olsun. Biz de öyleyiz hocam. Sizi dinlediğimizden beri alemler ötesiyiz diyoruz. Çok şükür. Bravo. Biz canlı yayındayız. Canlı yayında olmak sizin için problem midir? Burada Facebook'ta hayır, bir binlerce yıl kayıtlı kalacak. Peki. Nereden katılıyorsunuz? Tekrar'dan hocam. İsminiz 37 Yasemin. Evet. Tamam. Yasemin Hanım lütfen söyleyin. Rahatsızlığınız nedir? Size yardımcı olmak için elimden geleni yapayım. Hocam ilk kızıma hamileliğimde ortaya çıktı. Tiroid problemim olduğu. Tiroidlerinde nodüller olduğu söylendi. İkinci hamileliğimde de aynı şekilde. Bu sefer 6 tane olduğu söylendi. Ama biyopsi yapılmadı. Ve ilaç verilmiyor. Lakin şöyle bir problem var. Kan değerlerinde sürekli yükseklik çıkıyor. Ve başımı şöyle yaptığım zaman şurada bir şey var hocam. Yani belirli bir şey yok elinize gelen ama beni bu şekilde durdurmuyor. Burada bir şey tıkanıyor sanki. Çok rahatsız ediyor beni. Yani yutkunurken mi? Hayır hocam. Kafamı sadece böyle tuttuğumda yani şu şekilde uzunca bir süre duramıyorum. Mesela işte diş kontrolü için dişçiye gittiğim zamanlarda da aynı şey oluyor. Mesela başımızı yaslamamız gerekiyor ya diş doktorunun kontrolü için. Ben evet bu şekilde başımı yaslayamıyorum. Burada bir şey düğümleniyor. Bu nefes almamı engelliyor. Yani işte hemen 10 saniye böyle yapsanız o sıkıntı yaşıyor musunuz? Evet hocam. Peki. Yani bu şekilde durduğum zaman burada bir şey düğümleniyor. Tamam. Yani kaç yıl oldu? 7-8 yıl oldu mu? Hocam 7 yıl oldu. Peki. 26 yaşında çünkü. 7 yıl oldu bu problemim. Tamam, inşallah. Haydın bre. Kapatın gözünüzü. Gözünüzün önüne bir film şeridi gelecek. Lütfen filmde gördüklerinizi bana anlatınız. Hocam sadece bir kapı aralanıyor. Işık var gibi sanki. Çok güzel. Evet, şimdiden artık anlatmaya devam edin. O kapı aralandı. Ne oldu? Gördüklerinizi anlatın. Sizin şifanızı yeni bir yöntemle vesile olalım. Hocam sadece kapıyı görüyorum. Hiçbir şey yok. Kapının etrafında aydınlanmalar var ama kapı açılmıyor. Gözünüzü açınız. Ve yeniden kapatınız. Benim söyleyeceklerimi isterseniz tekrarlayın. Marmara Denizi'nden gemiler Akdeniz'e rahatlıkla ulaşabilir. Gemiler Akdeniz'e rahatlıkla ulaşabilir. Tamam. Peki Yasemin Hanım, Marmara'dan bir gemi Kıbrıs'a gitmek isterse siz engel olur musunuz? Hayır. Tamam. Ve gemilerin Marmara'dan çıkıp Akdeniz'e gitmek istemeleri durumunda buna karışmayın. Hatta mutlu olun, bir gemi Marmara'dan çıkıp Akdeniz'e ulaşıyorsa bu mutluluk vermeli. Bunu rahatlıkla kabul ediyor musunuz yoksa bunu kabul etmek zor mu? Beni zorlamıyor hocam şu anda. Yani kabul benim edebilirim. Benim ilk çocuğum da Marmara'da kendisine bir gemi yaptı ve gemiye bindi. Akdeniz'e ulaştı. Benim ilk çocuğum da Marmara'da kendine bir gemi yaptı. Gemiye bindi ve Akdeniz'e ulaştı. Tamam. Valla onun Akdeniz'e ulaşması hem sizin hem dünya için çok çok iyi bir şey. Çünkü dünya yeni bir can kazandırıldı. Haydi.
Açın gözünüzü. Ve şimdi kontrol edin kendinizi. Çok çok o kadar az bir şey ki anlatamam size. Yüzde kaç Onun azaldı? hocam %95. Peki yeniden o zaman şunu söyleyeyim. Ben kızım ilk şu an 6 yaşında olan kızımın Marmara Denizi'nde kendisine gemi yapmasından çok mutluyum. Kendisine gemi yapmasından çok mutluyum. Ve bu gemiyle Akdeniz'e ulaşmasından mutluyum. Akdeniz'e ulaşmasından mutluyum. Geçmiş olsun. Hayrın bırak. Bakınız boynunuza da. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. %100. Yok. Kesinlikle. Tamam. Kesinlikle. Yani çünkü şey hani şu anda kendimi denemeye çalışıyorum. Tamam. Sizin tek olayınız, Teşekkür ederim. sizin toplam kaç çocuğunuz var? İki. İki Tamam. kızım var hocam. Siz iki defa Nuh'un gemisi olayını yaşamışsınız. Nuh'un birinci gemisine biraz üzülmüşsünüz, biraz burukluk yaşamışsınız. Biz Nuh'un bütün gemilerinin varlığına mutluluk duyduk. Bitti bu kadar. Nuh'un gemisi demek bebek doğurmak demek. Dünyada ne kadar bebek doğarsa bir Nuh tufanı yaşanıyor. Neden peki size Marmara Denizi'nden gemi çıkmasını, Akdeniz'e ulaşmasını tekrarlamanızı istedik? Hocam Marmara Denizi ana rahmi demiştiniz daha önceki canlı yayınlarınızda dinlediğimde. Bravo. Marmara Denizi anne rahmi, işte sizin 9 ay boyunca rahminizde annelik duygusu, güzelliği, içtenliğiyle büyüttüğünüz bebeğiniz Marmara'dan dışarı çıkar ve Akdeniz'e ulaşırlar. Akdeniz'e ulaşmak demek hayata gözlerini açarlar. Ha, Allah korusun. Anne karnındaki Marmara'daki bir bebek İstanbul Boğazı'ndan geçmek isterse, Karadeniz'e giderse o bebek anne karnında vefat eder. Çok İşte sıkıntılı bir hamle yaşamıştım hocam. Belki ondan da kaynaklanıyor olabilir mi hayır, dersiniz? hayır. Onlar hiç öyle bir şey yok. Sizin kızınız çok, yani kızınız doğmuş. Şu anda da sağlıklı, Çok şükür. sıhhatli. Şükür. Çok Bu şükür. sırada Nuh'un gemisi belki aşırı depremler yaşadı, aşırı fırtınalar yaşadı. O depremlerdeki Marmara Denizi'ndeki depremler. Bebekler Marmara Denizi'ni doldurmuş bebek düşün böyle tam. Çanakkale Boğazı'ndan çıkacak minnacık bir boğazdan çıkacak çıkamaz. Orada fırtınalar olmalı, depremler olmalı, tsunamiler olmalı ki bebek Marmara'dan Çanakkale Boğazı ile itilsin. O da annelerin kasılıp gevşeme hareketleri. Akdeniz'e ulaşmak demek, hayata çıkmak demek ve biz sizin ilk Nuh'un gemisi olayında ki burukluğunuzu burukluktu, mutluluğa dönüştürdük. Şifa Çok oldu. teşekkür ederim. Allah Oydun razı da olsun hocam. cümlemiz Çok anda. teşekkür Cümlemizin Allah ederim. razı olsun. Uğurlar Allah'a olsun. emanet Alemler ediyorum. ötemiz Görüşmek üzere. sonsuz. Çok sağ olun.